Evet sevgili öğrencilerim, şimdi üçgende kenarortayın tarama testini gömeceğiz birlikte dostlar. Hemen vira bismillah diyelim ve başlayalım. Şöyle birinci sorumuz, odaklanmasını bir ayarlıyoruz. Tamamdır. Diyor ki, bunlar kenarortay, kenarortay. Demek ki şu G noktası bizim için artık ağırlık merkezi. GD ile GE'nin toplamı da 12'dir demiş. Şimdi ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana 1, açıya 2. Bunun için de tabana 1, açıya 2'dir dedim. Bana diyor ki A ile B'nin toplamı 12. Buna göre de AE ile BD'nin toplamı nedir diye soruyor. Yani şu 3B ile 3A'nın toplamı acaba nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi biz neyi biliyoruz? A ile B'nin toplamı 12. 3A ile 3B'nin toplamı da 3 katı olacak, 36. Evet, bir yandan telefon da ötüyor arkadaşlarım. Tam zamanında arıyorlar. Neyse, şuna geldik. ABC üçgeninde. Şimdi kenarortaymış yine bunlar. O halde G ağırlık merkezi. Burası 3 ise buranın 6 olduğunu biliyorum. Hatta 6, 8, 10 üçgeninden buraya 8 yazalım. 8 ise buranın 4 olduğunu söyleyelim. Bizden de bakın BD uzunluğunu istiyor ki 4, 6 üçgeni bu. Artık sürekli karşımıza çıkıyor. Hipotenüs 2 kök 13'tür. Cevap Adana'dan geldi. Üçüncü sorumuz yine kenarortay olduklarını söylemiş. Şu bir kenarortaymış, bu bir kenarortaymış. O halde G ağırlık merkezidir. 3 ise burası 6, 2 ise burası 4 ve bakın yine 4 6 üçgeni. O halde burası 2 kök 13. Bunu bir söyledik. Nereyi istiyor? GC'yi. Hemen şu GC'yi de devam ettirelim. Bu da bir kenarortay olsun. Kök 13, kök 13 diye bölsün ve bakın dik açıdan inen kenarortay olduğundan dolayı dostum kök 13, kök 13 bu da kök 13 oldu. Ve şurası kök 13 ise burası 2 katı olacak. 2 kök 13 tabana 1 açıya 2'den cevabım Ceyhan'dan geldi. Dördüncü sorumuzdayız. G ağırlık merkezi demiş. O zaman 4 ise buranın 8 olduğunu söylüyorum ben artık. GD 4, BC nedir diye bir soru sormuş. Hemen diklikten diklik indiğini gördüm. Bir öklik yapalım. H kare eşittir 4 çarpı 8 yani 32. H eşittir 4 kök 2. Şimdi burası 4 kök 2 ise tabana bir açıya 2'den burası 2 kök 2. Yani toplam benim dik açıdan inen kenarortayım 6 kök 2. Muhteşem üçlüden bu da 6 kök 2. Bu da 6 kök 2 ve toplam BC uzunluğu 12 kök 2'dir. Yapıştır gelsin. Beşinci sorudayız dostum. Hemen okuyalım. DE orta taban. Orta taban varsa 3, 1, 2 kuralı vardır. Şurası 3K, şurası 1K, burası da 2K. Bakın 2K'ya 6 düşmüşse 1K'ya 3 düşer. Cevap Denizli'den gelir. Şimdi ABC üçgeninde AD kenarortay. Tamam, burası kenarortay. G ağırlık merkezi. O zaman tabana bir açıya 2 muhabbeti var. BC'yi 24 vermiş. Demek ki burası 12, burası 12. AB'yi 18 vermiş. AD EG'nin kaç katıdır diye de bir soru soruyor bize. Önce şunu yapalım. Açıortayda 12'ye 18 kolların oranı var. Yani 6'ya bölersem 2'ye 3 oranı var. Demek ki şu parça 2K, şu parça 3K uzunluğunda olacak, değil mi dostum? Şimdi bunu söyledik. Başka? 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 2. Doğru. 2'ye 3 oranı var. Açıortayın kolların oranı ayaklara yazdık. Şimdi burası toplamda 5K. Yani AD eşittir 5K geldi. Şimdi G ağırlık merkezi olduğu için dostum burada bir de tabana bir açıya 2 muhabbeti vardır dostlar. Hemen tabana bir açıya 2 muhabbetini yapacağım. Şuraya ben bir A birim dersem şurası 2A birim olacak. Yani toplam 3A oldu bizim AD dediğimiz yer. O halde 5K eşittir 3A. A eşittir 5K bölü 3 çıktı. Yani şurası artık 5K bölü 3. Peki burası 5K bölü 3 ise 2K'ydı şurası. Hemen 2K'dan 5K bölü 3'ü çıkaralım. 6, 1K bölü 3 kaldı. Yani şu EG K bölü 3 çıktı dostum. Şimdi bakın EG K bölü 3. AD'yi ne bulduk? 5K.
kaç katıdır diye soruyor bize. Kaç katı bunun dostum? 15 katıdır dedik. Şimdi hemen 7. sorudayız. Okuyalım 7. sorumuzu. Şimdi buradan bir kenarortay gelmiş. BD kenarortay. Sonra şu BD'ye 3K derseniz diyor. DC 2K olacak. Şurası 2K. Tabii ki burası da 2K. Başka FD paralel BC. Şimdi şu paralelmiş BC'ye. Demek ki orta taban bu Fransa noktasında da 2'ye böldü arkadaşım. Burada 2'ye böldüyse burada da 2'ye böldü. Bir de açıortay var. ADE EDB. Yani şu ED bir de açıortay geldi. Buna göre AB EF'nin kaç katıdır diye soru sormuş bize. Hemen şunu bir konuşalım. Önce açıortayı konuşalım. 2'ye 3 oranı var. Demek ki şurayla ayakları şuranın oranı da 2'ye 3. Hatta 2 katını alalım. 4M'ye 6M olsun burası. Toplam ne yaptı? 10M. Fransa'da 2'ye bölecekti. 5M, 5M diye bölecek. Buraya 5M, buraya da M yazdım. Bakın AB 10M, EF 1M. 10 katı çıktı yani. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 8. sorumuz. Çift ağırlık merkezi demiştim bu soruya köşe taşlarını çözerken. Şöyle bakın. Şimdi şu inen kenar ortay. Ben şurayı çizersem GC'yi dostum. Bak CF kenar ortay. GE de kenar ortay. K noktası şu küçük üçgenin ağırlık merkezi oldu. O halde burası 6 ise şuranın 3 olduğunu biliyorum ben artık. Zaten FK'yı soruyor. 3'ü yapıştırdım. Evet, 9. sorumuz. Orta taban yapacağımız bir soruydu bu da. Şuna A birim dersek G ağırlık merkezi olduğu için şurası 2A. Şuraya A dediğinden dolayı burası da A. Şimdi şu kenar ortayı da çiziyorum. Burayı 9, 9 diye böldü. Muhteşem üçlüden bu da 9. Hatta 3'e 6 geldi. Ve bakın şimdi X denilen uzunluğa. Şimdi bu kenar ortay olduğu için burayı 2'ye bölüyor. Yani Denizli'de 2'ye böldü. Edirne'de de 2'ye böldü. Demek ki bu bir orta taban. Neyin orta tabanı? 6'nın. Demek ki yarısı olacak 3. Evet, 10. sorumuzdayız dostum. X nedir diye soruyor. BC'yi 60 vermiş. Şimdi ben hemen G'den geçen kenar ortayımı çiziyorum. Bu kenar ortay burayı 2'ye bölecek. 30, 30 diye 2'ye böldü. Şimdi bu muhteşem üçlüden bu da 30 oldu. Ambulanslar geçiyor. Allah yardımcılar olsun inşallah. Şu da 30 oldu. Tabii ki bu 30'u da G ağırlık merkezi nasıl böldü? 1'e 2 oranında 10'a 20 şeklinde böldü. Peki 8 var, 10 var. Şurası 6 gelir. 6, 8, 10'dan. Buraya da 24 kalmalı. 30 olması için cevap Adana'dan çıktı. 11. sorumuz G ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. Bakın G ağırlık merkezinden ne geçiyordu? Kenar ortay. Şimdi bu bir kenar ortay. X'i 2'ye böldü. Aynı zamanda açı ortay olduğu için burayı da kesinlikle ne yaptı? Dikindi. İkiz kenar üçgen oldu. 10 oldu. 6 ise tabana bir açı 2'den 3 geldi. Bakın şu dik üçgende Pisagor yapalım. 10'un karesi 100 eşittir. 9'un karesi 81 artı şuraya K dersem K kare. 81'i bu tarafa attım. 19 eşittir k kare. K eşittir kök 19. Yani şurası da kök 19. O zaman burası da kök 19. X ne çıktı? 2 kök 19 çıktı. 12. sorumuzdayız. Evet. 60 var. 6 var. 8 var. A, B nedir diye soruyor. Dostum şurayı çizdiğinde bak burada 2'ye böldü. Burada da 2'ye böldü. Bu EF AB'nin orta tabanı oldu. Yani EF kaç ise AB 2 katı olacak 2x dedik. Şimdi EF'yi bulalım biz. Bunun için de şuradan bir diklik indireyim 60'ın karşısına. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. Şuraya 2 kalır. 60'ın karşısı da 2 kök 3'tür. Şey pardon 4 kök 3'tür. Çok özür dilerim. 30'un karşısındakinin kök 3 katı. Sonra hemen şuradan da bir Pisagor çakalım. X kare eşittir. Bir 4 kök 3'ün karesi 48 artı bir de 2'nin karesi 4. Yani 52 x eşittir 2 kök 13. Tabi bize x'i değil 2x'i soruyor. 4 kök 13 çıktı sorumuzun cevabı. Evet 13. sorudayız arkadaşlarım. ABC üçgeninde bunlar kenar ortaylarmış. Hemen kenar ortay olduklarını gösterelim. Demek ki şu nokta ağırlık merkezidir. BC'yi 6 vermiş. O halde buralar 3, 3'tür diyelim. AB, 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 AB.
Şuradaki x diyelim, x diyelim. Bizden de x, x'i istiyor. Şimdi bakalım neler yapacağız. Önce şuradan bir öklit çaksak diyelim. Olur mu? Neden olmasın? Olur tabii ki. Hadi bir yapalım. Aklımıza gelenleri yapalım. Şimdi burası a'ya 2a. A öklit yapamam. Diklikten diklik inmemiş. Pardon. Bir tek 2 kök 5'i vermiş. Ne yapacağız lan? Evet. Burası 90 derece. Şimdi şunu da bir çizelim bakalım. Şu kenar ortayımızda. Yine kenar ortayın uzunluğunu yapacağım herhalde. Burayı kök 5. Kök 5. Kendi de muhteşem üçlüden kök 5 oldu. Çünkü dik açıdan indi kenar ortay. Burası kök 5 ise buraya da 2 kök 5 kaldı. Tabana 1, açıya 2'den dolayı. Evet, yine kenar ortayın uzunluğunu yapacağım. Şimdi kenar ortayım 3 kök 5. Karesinin 2 katı diye başlamıştım. 3 kök 5'in karesi 45 yapar. 2 katı 90 yapar, eşittir. Kolların kareleri toplamı. Bana nereyi soruyordu? AB'yi. Biz sadece AB'ye x diyelim. AB'nin karesiyle bir de şuradaki 6'nın karesinin toplamı, yani 36 eksi indiği kenarın karesi, yani 20 yapar 2 kök 5'in karesi, bir de bunun yarısıydı 10. Şurası 36'dan 10 çıktı, 26. 26'yı da bu tarafa atarsam 90 eksi 26 olur. Ondan 6 çıktı 4, 8'den 2 çıktı 64. Demek ki x kare eşittir 64, x eşittir 8 geldi. Evet, 14. sorumuz. Yukarıda verilenlere göre HD nedir diye soruyor. Şimdi 6 var, 12 var. Burası bir kere biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katından 6 kök 5. Şimdi bu kenar ortay, bu yükseklik neydi kural? Kenar ortayla yüksekliğin arasındaki x'in 2 katıyla yine bu bulunduğu kenarın çarpımı, yani 6 kök 5'in çarpımı şuna eşitti. Diğer iki kenarın kareleri farkı. Yani 12'nin karesi 144 ile 6'nın karesi 36'nın farkı. Cevap bu. Şimdi 144'ten 36 çıkarsa 108 kalır. 2'ye bölersem 108'i 54 olur. Yani x eşittir, şuradan yazayım, 54 bölü 6 kök 5. 6 ile de 54'ü sadeleştirelim. Yukarıda 9, aşağıda bir tek kök 5 kalır. O da 9 ile kök 5'i çarpıyorum. Burayı da kök 5 ile çarparsam 5 olur. 9 kök 5 bölü 5. Yani cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet, buna bakalım. Bu da yine bir kural sorusu demiştik. Bu ağırlık merkezinden geçen doğrunun bir tarafındaki köşeden inen şu doğru, diğer iki köşeden inen doğrunun toplamına eşit. Yani x ile 1'in toplamı 8'e eşit, x eşittir 7. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet dostlar, tarama testini gömdük. Şimdi bir sonraki videoda da konu testi 1'i gömeceğiz inşallah. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.